Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz ben deve dikeni tohumu çayımı nasıl demliyorum? Bugün sizlere onu göstermek istedim. Deve dikeni tohumunu bütün olarak kullanmak istemedim. Öğütüldüğü zaman suya karışması daha hızlı olmaktadır. Bu tohumları bütün olarak yutanlar da var. Ancak benim midem bütün olan tohumları hazmedecek kadar güçlü olmadığından yani midem sorunlu olduğundan öğüterek çayını içmeyi daha kendi açımdan mantıklı buldum. Bu yapmış olduğum deve dikeni tohumu çayı iki kişilik. Sabahleyin bir fincan, akşamleyin de bir fincan içiyoruz. Aynı zamanda şekere de iyi gelmekte biliyorsunuz. Sadece karaciğer temizliğine değil. Bu bildiğiniz gibi süzgeçli bir aparat. Kaynatmış olduğumuz suyu bu aparatın içerisine döküyoruz. Eğer bir kişilik yapmış olsaydık bunun yarısı kadar su dolduracaktık. Bir de bir çay kaşığı deve dikeni tohumu aktaracaktık. Ancak iki kişilik olduğu için bir tatlı kaşığı silme deve dikeni tohumu aktarıyorum. Bu tahta kaşık tatlı kaşığı büyüklüğündedir. 5 dakika demlenmeye bırakacağım. Değerli izleyiciler bu tür bitkilerle yapmış olduğunuz çayları balla tatlandırırsanız etkinliğini daha da fazla arttırırsınız. Ben söylemiyorum atalardan gelen şifalı bilgiler kitaplarında yazıyor bunlar. Deve diken tohumu çayı içmek istediğinize göre ya da izlediğinize göre karaciğer temizliği ile ilgileniyorsunuz diye anlıyorum. O yüzden daha evvelden paylaşmış olduğum karaciğer temizliğimi nasıl yapıyorum isimli videomu bunun peşine ekliyorum. Belki söylesem arayıp bulamazsınız hali hazırda bu videonun bitiminde hemen o başlayacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum. Merhaba sevgili izleyiciler, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi karaciğer temizliği yapıyorum derken bahar temizliği yapıyormuş gibi kalorifer peteklerini temizliyormuş ya da radyatör filtresi temizliyormuş gibi geliyor ama Vücudumuz da aynı o sistemler gibi çalışıyor ve kirleniyor. Tek farkı onlar kablodan, metalden ibaret, biz ise etten, kemikten ve kandan ibaretiz. Sevgili dostlarım, bir aracı fabrikadan yeni aldığınızda ya da telefonu bir acenteden yeni aldığınızda nasıl tertemiz pırıl pırılsa, bizler de annemizden doğduğumuzda o kadar tertemiz pırıl pırıl oluyoruz. Hatta o kadar mikropsuz ve bakterisiz oluyoruz ki Misler gibi kokuyor bir bebek. Dikkat ettiyseniz sadece süt kokuyor. Bu koku da temizlikten ileri geliyor. Çevrenize baktığınızda büyükleriniz, yakınlarınız, bizler 40-45'i geçtikten sonra kolesterol, şeker, damar sertliği ya da tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklar bizlere yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor. Bunları en çok etkileyen de karaciğer ve karaciğer 40-45 sene sonra kirlilik istihkakını dolduruyor. Ben 40-45 yaş sonra karaciğer kirleniyor diyorsam gençlerinde karaciğerleri kirlenmiyor mu? Tabii ki kirleniyor. Sadece istihkakı dolmuyor 40-45 yaş gibi. Doğduğumuz andan itibaren biz kirlenmeye başlıyoruz. Karaciğeri en çok zorlayanlar alkol, sigara, fruktoz ve kimyasal ilaçlar. Bunların en masumu meyve, meyve yiyorsanız da yani paket gıdalardan uzak durup, mısır şurubundan, fruktozdan uzak durup meyve yiyorsanız da karaciğeriniz kirleniyor. Kızartma yiyorsanız, yağlı yiyecekler yiyorsanız da karaciğeriniz kirleniyor. Karaciğer kirlenince ne oluyor? Tabii ki her makine gibi o da çalışmakta teklemeye başlıyor. Düşünsenize kirli bir çamaşır makinesi motoru ya da kirli bir araç motoru Sürekli pislikler var ve takılıyor, takılıyor, onu rahatsız ediyor, teklemeye başlıyor. İşte siz de karaciğerinizin tekleip teklemediğini kolesterolünüzün yüksekliğinden, şekerinizin yüksekliğinden, tansiyonunuzun yüksekliğinden anlayabilirsiniz. Karaciğer biliyorsunuz birçok enzimin salgılandığı yer onu rahat çalıştıramazsak eğer vücutta daha hızlı yaşlanma süreci de gerçekleşmeye başlıyor. Şimdi sevgili izleyiciler benim diyabetim var. Elhamdülillah tansiyonum yok. Onu da çok yüzüğü olmama borçluyum. Sevgili izleyiciler bu karaciğer temizliği ile ilgili Aydın Salih ekolünü takip edenler, 3 günlük açlık sadece su içtikleri oruçlarla bu işi yapanlar, aynı zamanda bunu yaparken limonlu zeytinyağı içiyorlar sürekli. İşte İngiliz tuzuyla lavman yapıyorlar. Ve hepsi böyle peçete menül üzerinde çok fazla böyle pisliklerin, toksinlerin karaciğerden döküldüğü paylaşımlar yapıyorlar. İnsan hayret ediyor bu vücuttan bunlar mı çıkıyor böyle kristalize maddeler. Bana soracak olursanız ben sadece su içerek 3 gün aç kalmaya hazır değilim. Açıkçası zeytinyağlı limon da içemem mideme dokunuyor. Kendimce başka yöntemler buldum ve gerçekten rahatladığımı, diyabetimin de azaldığını, rakamların düşük çıktığını gözlemledim. Bu arada ben sadece 3 günlük açlık orucundan bahsettim ama bunu 7 gün, 21 gün ve 40 gün yapanlar var. Youtube'da açıklamalar yaparak, anlatarak insanlara neler yaşadıklarını, nasıl kendilerini hafif hissettiklerini anlatıyorlar. Ben yapamam, hani cesareti olan varsa onları izleyip yapabilir. 40 günlük açlık orucundan çıkanlar çok överek anlatıyorlar. Annemizden tertemiz yeni doğmuş gibi hissediyoruz. Bunca sene nasıl böyle kirli dolaştık, bilseydik daha önceden yapardık diye. Onların hissettiklerini ben bilmiyorum. Empati de yapamıyorum. Ama 40 gün maalesef gözümde kesmiyor. Göz kesen varsa onları izleyip öğrenip yapabilir. Sevgili izleyiciler, karaciğeri en güzel temizleyen maddelerden birincisi sülfürdür. Cevizi ayıklıyorsunuz, suyun içine koyup bekletiyorsunuz. Bu suyu içiyorsunuz. Bunu herkes bilir. Hatta bunu kolesterolü düşürmek için de yaparlar. Ama bu karaciğerdeki yağları ve fistikleri ufacık ufacık da olsa iğne tanesi kadar da olsa temizliyor. Benim her kış şekerim çok yükselirdi. Benim kendi gözlemim, bunu hiçbir doktordan duymadım ben. Ancak basınçları kontrol ediyorum hava basıncını. Hava basıncı arttığı zamanlar şekerim yükseliyor ve dolayısıyla basınç kışın artıyor. Kışa bağlı olarak şeker yükselmeleri yaşıyordum. Belki bu tesadüftür, bunun bilimsel bir açıklaması yoktur. Sadece kendi gözlemim. Ancak bu ceviz suyu ile bu kış şekerimi düşük tuttum. Sonra daha ciddi bir karaciğer temizliği yapmaya karar verdim. Aslında her sabah aç karnına zeytinyağlı limon içecektim. Bir kez denedim. Zeytinyağı ile limon bir arada olursa dokunmaz dediler. Çünkü zeytinyağını absorbe eder, zararını yok eder dediler. Daha evvelden de mide videomu izlediyseniz midem çok sıkıntılı. Benim perhizime dikkat etmem gerekiyor. Ben yapamadım. Ancak sizler bunu yapabilirsiniz ve çok etkili olduğunu duydum. Sabahleyin yarım çay bardağına bir limonu sıkıyorsunuz ve onu aç karnına içiyorsunuz. 2 saat yemek yemeyeceksiniz ve daha sonrasında yemeğinizi yiyebilirsiniz ama bir iki tane daha tarif vereceğim. Yemek yemeden önce onları da kullanırsanız karaciğerinizi zamanla çok iyi bir şekilde temizlemiş olursunuz. Sevgili dostlarım, karaciğer için bir başka etkili bitki deve dikeni tohumu. Ben deve dikeni tohumunu 400-500 gram aldım zannedersem şimdi hatırlamıyorum. Onu öğüttürdüm rahat yiyebilmek için ve midemde de daha rahat parçalansın diye. Onu güzelce öğüttürdüm. Bir kavanoza koydum nem kapmasın diye. Yatarken geceleri bir çay kaşığı yiyorum. Aslında tavsiye edilen sabah bir çay kaşığı, akşam bir çay kaşığı. Eğer deve dikeni tohumu yemeyecekseniz başka bir yöntemde zeytinyağlı limon yaptıktan sonra hemen akabinde deve dikeni yağı yani deve dikeni tohumu yağı alıyorsunuz. 10 tane damla bir çay bardağına damlatıyorsunuz. O 10 damlayı içiyorsunuz. Bir de deve dikeni kapsülleri var. 2 tane de kapsül atıyorsunuz ağzınıza. Yine dediğim gibi zeytinyağlı limon, deve dikeni tohumu yağı ve 2 tane kapsül ve 2 saat sonra yemek yiyorsunuz. İsterseniz bunu gece yatarken de yapabilirsiniz. Eğer ki bunlar maddiyat işi, ben bunları yapmakta da zorlanırım, hani param yok yapamıyorum diyorsanız, köyde bir tanıdığınız varsa yine enginar yapraklarını alıyorsunuz, güneşte kurutuyorsunuz, aynı nane gibi ufalıyorsunuz ve yine bir çay kaşığı, bir çay kaşığı deve dikeni tohumu gibi tüketmeye devam ediyorsunuz. Enginar yaprakları da bu konuda çok etkin bir maddedir. Karaciğer ile ilgili yaptığım başka bir şey de kendi adıma söyleyeyim ben aldım bunu sürekli yapıyorum. Biliyorsunuz artık çay kahve içmekten içimiz dışımıza çıktı. Dolayısıyla insan kışın sıcak başka bir şeyleri arıyor. Ben de meşhur Osmanlı şerbeti Demirhindi aldım. Kendime kadar 2-3 fincanlık akşamları demliyorum, içiyorum. Demir hindi şerbeti de son derece bu konuda endikedir. Eğer ki siz de arada sırada bunun keyfini yapmak isterseniz hem karaciğerinize faydalı olur hem de onun mayhoş tadı çok lezzetli tavsiye ediyorum. Sevgili dostlarım karaciğerinizi temizledikten sonra yani benim bu söylediklerimi minimum 40 gün uyguladıktan sonra vücudunuzda bir hafiflik hissedeceksiniz. Bel çevrenizde incelme olacak çünkü karaciğer yağlarınız eriyecek ve uykunuzda da son derece bir kalite oluşmaya başlayacak. Siz anlayacaksınız ki vücudunuzda bir şeyler güzelleşmeye doğru çalışmaya başlıyor tansiyonunuz varsa tansiyonunuz düşmeye başlayacak. Şekeriniz varsa şekeriniz düşmeye başlayacak. Aynı benim şekerimin düştüğü gibi. Ve bu uygulamayı hiç bırakmazsanız birkaç sene sonra karaciğerinizi eski hale döndürmüş olacaksınız. Bu arada fruktoz içeren gıdalar yani meyveler ve mısır şurubu içeren paket gıdalar, bunlar cipsler ve kolalar dahil, yine tatlandırıcılar da dahil, bunlar karaciğer için son derece zararlı. Kızartmalar Yağlandırıyor, toksin biriktiriyor, yine sigara, alkol ona keza. E, kullandığımız ilaçlar da karaciğere zarar veriyor. Bunları da biraz azaltırsanız hani bir taraftan temizlerken bir taraftan da kirletmezseniz aslında süreci çok daha hızlı yaşayabilirsiniz. Bir şeyi istikamet üzerine sürekli yaparsak başarıya ulaşırız. Hani birdenbire spor hevesi gelip yürüyüş koşu bandı alıp da onu sonra kenara bırakıp nereye götürsem evde de fazlalık yapıyor gibi düşünenlerden olmamak için yani bu malzemeler alıp mutfağa yığıp hiç kullanmıyor olmamak için dolayısıyla biz istikamet üzerine sürekli bunu alışkanlık haline getirelim unutuyorsak eğer saatimizi kuralım ve her zaman düzenli olarak bunlara tüketelim bu arada teşekkür etmek istiyorum beni ısrarla her videomda takip eden takipçilerim var sizleri seviyorum İyi ki varsınız beni izlemeye devam edin bu videoyu bundan sonra izleyecek olan herkese de teşekkür ediyorum ve sağlıklı günler diliyorum İnşallah kaliteli bir yaşam sürer, her zaman dinç, diri, sağlıklı ve çevrenize faydalı insanlar olmaya devam edersiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.